Merhaba. Bütün hafta mutfak işlerini biraz daha kolaylaştıracak formüller üzerinde çalıştım. Hadi gelin bu formüller nelermiş size anlatayım. Mutfakta en sık kullandığımız gereç kuşkusuz bıçaktır. Peki evde kendi başımıza bıçağı nasıl bileriz? Porselen kupayı ters çevirdikten sonra bıçağı porselenin alt kısmına sürterek bileyebilirsiniz. Bıçağı ne çok bastırın, ne elinizden kayıp gidecek kadar gevşek tutun. Bunu bıçağın sivrildiğini hissedene dek tekrarlayın. Porselen kupa yerine aynı bileme işlemini porselen tabağın arka kısmı ile yapabilirsiniz. Bu uygulamada tabağın altına kaymaması için bir bez koymayı unutmayınız. Hazır bıçağımızı bilemişken ilk testimizi Türk mutfağının vazgeçilmez malzemesi olan soğanla yapmak istiyorum. Soğan doğrarken gözlerimizin yaşarmaması için ne yapabiliriz? Soğanı 2 dakika derin dondurucuda bekletin. Artık soğanı doğrarken gözleriniz yaşarmayacak ve yanmayacaktır. Ya da soğanın kabuklarını soyduktan sonra su dolu bir kaba koyun ve 10 dakika buzdolabında bekletin. Bu da aynı şekilde gözlerinizin yanmasını engelleyecektir. Peki sarımsak ve soğan doğradıktan sonra elinize sinen kokudan nasıl kurtulabiliriz? Limon kabuğu ile ellerinizi ovarak soğan ve sarımsak kokusunu kolayca giderebilirsiniz. Ben ellerimi Türk kahvesi ile yıkamayı da çok seviyorum. Kahve cilde uygulandığında hoş bir doğal koku bırakır ve aynı zamanda cildinizi içerdiği antioksidanlardan dolayı genç tutar. Streç filmini yırtmadan açmak marifet ister. İşte size bu işi kolaylaştıran ufak bir püf noktası. Streç filmi buzdolabında bir süre bekletmek daha düzgün açılmasını sağlayacaktır. Peki yumurtanın beyazını ve sarısını nasıl ayırıyorsunuz? Öncelikle yumurtayı bir kaseye kırın. Boş ve temiz pet şişeyi elinizde biraz sıkın ve yumurtanın sarısına yanaştırın. Bu şekilde yumurtanın sarısını ve beyazını rahatlıkla birbirinden ayırmış olacaksınız. Şimdi bakış açımızı biraz değiştirelim. Mutfağınızda size çok kolaylık sunacak bir tüyo paylaşmak istiyorum. Saklama kaplarının içine koyduğunuz şeylerin şeklini bozmadan çıkarmanın en pratik yolu saklama kabını ters kullanmaktır. Plastik kap bir fanus görevi görür ve pastanızı korur. Bu minik tüyoyu aynı şekilde farklı yiyecekleriniz için de uygulayabilirsiniz. İşte bu kadar. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere.